Merhaba çocuklar. İkinci online deneme İngilizce sorularını hep beraber kontrol edelim. I must do my homework. Ödevimi yapmalıyım. Yes, you can. Evet, yapabilirsin diyor. Ve boşluğa bizden bir soru getirmemizi istiyor. Can I go to the library? Kütüphaneye gidebilir miyim? Can I play with my friends? Arkadaşlarımla oynayabilir miyim? Can I have my birthday party in our garden? Bahçemizde doğum günü partisi verebilir miyim? Can I buy lots of drinks? Bir sürü içecek alabilir miyim diyor. Burada doğru cevabımız Can I go to the library? Kütüphaneye gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin. Birinci sorumuz A olacak. Devam ediyorum. İkinci sorumuzda resmimiz var. Her zaman resme dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Kate, what do you usually do at the weekends in summer? Yazları hafta sonu genellikle ne yaparsın? I usually A. Go to school. B. Watch TV in the class. C. Swim in the sea. Ve D'de de play with my school friends. Fotoğrafımıza baktığımızda swim in the sea'yi görebiliyoruz. Yani denizde yüzerim olacak cevap. Üçüncü sorumuza bakalım. What kind of film is this? Bu ne tür bir film? Şimdi burada fotoğraf vermemiş. Siz direkt gözleriniz fotoğraf aramış olabilir. Ama fotoğraf vermeden de anlamından çıkarabileceğimizi göreceğiz şimdi. It's a comedy. Bu bir komedi filmi diyor. I have the flu. Ben grip oldum diyor. C'de ise I like scary movies. Ben korku filmlerinden hoşlanırım diyor. Dikkat edin. Sorumuz neydi? Hangi tür film bu? Bu hangi tür bir film? Bize hoşlandığımız filmi sormamıştı. It's my favorite. Bu benim favori filmim. Ama ne tür bir film olduğunu sadece A şıkkında bize vermiş. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı A olacak. Dördüncü sorumuzda yine bir fotoğraf var. Fotoğrafta aile muhtemelen sabah kahvaltı yapıyor. Cihan's family nokta nokta at 8 o'clock every morning. Evet, burada fotoğrafta kahvaltı yaptıklarını zaten anlamıştık. Watch movies, film seyrediyorlar diyor. Film seyretmiyorlar. Goes to bed, yatmaya gitmiyorlar. Has breakfast, evet, kahvaltı yapıyorlar. Arrives home, eve varırlar diyor. Burada kahvaltı yaptıklarını görebiliyoruz. Burada neden has? Çünkü family tekil olduğu için arkadaşlar has dedik. Doğru cevabımız C olacak. Beşinci sorumuzda yine bir diyalog var. Hemen bakalım. Sonunda da boşluğu dolduracağız. Hi Mert, do you want to come to my birthday party on Sunday? Ne diyor? Merhaba Mert, benim pazar günkü doğum günü partime gelmek ister misin? Thanks for your invitation. Davetin için teşekkür ederim ama diye devam ediyorsa arkadaşlar devamında olumsuzdur. Amanın öncesi olumluysa sonrası olumsuz. Öncesi olumsuzsa sonrası olumlu olmak zorunda. Burada da davetin için teşekkür ederim. Olumlu bir şey söylemiş ama dedikten sonra olumsuz devam etmek zorundayız. O yüzden şıklarımızda olumsuz bir cevap arayacağım. This is my sister. Ama bu benim kız kardeşim demezsiniz. But I am busy'den. Ama ben o zaman meşgulüm diyor. Evet, olabilir bu cevabımız. C'de ise my birthday is 3 April. Diyor ki benim doğum günüm 3 Nisan'da. Bu da saçma oluyor. They go to the library. Onlar kütüphaneye gittiler. Onlardan kasıt kim olduğunu bilmiyoruz. Burada tek olumsuz cevabımız Bursa. Ama ben o zaman meşgulüm. O yüzden B olacak. Altıncı sorumuza bakalım. What can we say about this picture? Bu resim hakkında ne söyleyebiliriz? Bu çocuklar ne yapıyor? Muhtemelen onu tahmin edeceğiz arkadaşlar. Playing on the seesaw. Playing on the seesaw. Seesaw oyunu oynuyorlar diyor. Sliding kayıyorlar diyor.
Making a sand castle, bir tane kumdan kale yapıyorlar diyor. D'de ise playing hide and seek, saklambaç oynuyorlar diyor. Cevabımız zaten direkt D olarak işaretleyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım. Yine bir boşluk doldurma diyalog içerisinde. Burada öncelikle arkadaşlar şıklara da bakabilirsiniz. Şıkların cevapları kısa olduğu için library, post office, restaurant ve chemist. Bunları biliyoruz. Kütüphane, postane, restoran ve eczane diye. Şimdi bakalım. Cevapları bildiğimiz için direkt buraya yerleştirmemize daha kolay olacaktır. Is there a nokta nokta around here? We can have lunch there. Lunch dediğine göre, orada yemek yiyebiliriz dediğine göre direkt bu üçünü eleriz. Restorandı işaretleyebiliriz. Burada tabii kafamızı karıştırmak için bize ne demiş? Yes, there is a nice one after the post office. Let's go. Postaneden sonra bir tane var. Hadi gidelim demiş. Tabii burada post ofisi görüp cevaplardan post ofisi işaretlersek aldanmış oluruz. Lunch dediği için, yemek yiyebiliriz dediği için biz bunu Ceyhan yapıyoruz. 8. sorumuza bakalım. Teacher ve student arasında bir konuşma var. Where is Thomas? Thomas nerede diyor öğretmen. Öğrenci diyor ki His mom will take him to the doctor today. Annesi onu bugün doktora götürecek dediğine göre he is ill demiştir değil mi arkadaşlar? O hasta, annesi onu doktora götürecek. Öğretmen ne diyor? Okay, I see. Tamam, anladım. I hope he'll get well soon. İnşallah diyor, yakında iyileşir. O yüzden cevabımız A olacak. Çünkü B'de o iyi diyor. C'de o mutlu. D'de ise o her gün egzersiz yapar diyor. Yani doğru cevabımız Adana. 9. sorumuza bakalım. Yine bir diyalog. Burada cevap arayacağız. What do we do at hospital? Hastanede ne yaparız diye soruyor çocuk annesine. Annesi de play dodgeball, yakan top oynarız diyor. Do origami, origami yaparız. Visit friends, arkadaşlarımızı ziyaret ederiz. See a doctor, doktoru görürüz diyor veya doktora muayene oluruz. Yani cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. What do you think about romance movies? Yine bir soru cevap sorusu, son sorumuz. Romantik filmler hakkında ne düşünüyorsun diyor. Soruyor arkadaşına. Arkadaş da I don't like them. Ben hoşlanmam diyor. I think they are. Bence onlar. Hoşlanmam dedikten sonra yine olumsuz bir şey söylemek zorunda arkadaşlar. Biz buraya gelecek olumları elersek, great gibi, pleasant gibi, exciting gibi. Geriye kalan tek olumsuz, boring, onlar sıkıcı cevabı ortaya çıkar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.